Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Windows 10 işletim sistemini nasıl Türkçeleştirebiliriz? Bunu anlatacağız. Bildiğiniz gibi Windows 8.1 sürümlerinde de küçük birkaç işlem sonucunda işletim sistemimizi Türkçeleştirebiliyorduk. Yine Windows 10'da tabii halihazırda yeni piyasaya sürüldüğü için özellikle torrent siteleri vesaireden edinen arkadaşlar için daha çok İngilizce kopyaları mevcut. Biz de bunların üzerinde çalışıyoruz. Yani İngilizcelerden, işte İngilizce sürümlerden yavaş yavaş işletim sistemini çözmeye çalışıyoruz. Çok fazla uzatmayayım. Nasıl Türkçeleştirme yapacağız? Direkt bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz klasik masa üstü, Windows 10'un masa üstü. Buradan bilgisayar, yani İngilizce sürüm olduğu için disk PC şeklinde. Oradan tıkladıktan sonra Computer sekmesine geliyoruz. Burada Open Settings, yani ayarları aç diyor. Buraya geldik. Bildiğimiz denetim masasından biraz daha farklı arkadaşlar. Ama zamanla buna da alışırız diye düşünüyorum. Alt tarafta bulunan Time and Language, yani zaman ve dil ayarlarını tıkladıktan sonra karşımıza gelen menüden de sol alttan Region ve Language seçeneğini tıklıyoruz. Burada şurayı biraz daha büyütmek istiyorum, daha rahat görmeniz açısından. Burada gördüğünüz gibi bir region, yani ülke seçin, lokasyon seçin diyor. Bu çok önemli değil ama yine de seçmek isterseniz seçebilirsiniz. Alt tarafta da zaten language diyor. Şu anda kullandığınız Windows'un İngilizce sürümü. Buradan biz dil ekleyeceğiz. Add a language. Burada gördüğünüz gibi bütün diller mevcut. Türkçeyi bulacağız. Tabii bulabilirsek. Türkçeyi bulduk. Ve Türkçeyi şu anda searching update diyor. Yani güncellemelerden Türkçe paketine bakacağını söyledi. Biz bu Türkçe paketinin option sekmesine geliyoruz. Şu anda download şeklinde gösteriyor. Biz tekrar şu üst tarafta bulunan dil paketini indir seçeneğine tıklıyoruz. Ve indirme işlemi başladı. Bunun tamamlanmasını beklemek zorundayız arkadaşlar. Yani Windows 10'un klasik olarak gelen paketi içerisinde dil paketleri internetten sağlanıyor. Yani Windows 10'u Türkçeleştirmek için bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Bunu belki videonun başında söylesem daha mantıklı olabilirdi ama yeri gelmişken söyleyeyim. Burada dil paketini indirmesini bekleyeceğiz ve daha sonra işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda indir dedikten sonra dil paketinin indirme aşamasında burada seviye çubuğuyla izlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Türkçe dil paketini internet üzerinden sistem kendisi yükledi. Şu anda yüklendiğini söylüyor. Artık yapmamız gereken birkaç işlem kaldı. Burada hemen bu menüde yine Türkçe paketinin altında Set as Default, yani varsayılan olarak ayarla seçeneği var. Biz buna tıklayacağız ve artık Türkçe dili işletim sistemimiz için varsayılan olacak ve burada bize bir uyarı yapıyor. Bir sonraki oturma açışınızda geçerli hale gelecek diyor dil paketi. İsterseniz buradaki İngiliz dilini silebilirsiniz ama tavsiyem silmemeniz yönünde. Belki ileride tekrar lazım olur. Size başkaca bir dil gerekiyorsa yine buradan da ekleyebilirsiniz. Tabii anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Çünkü ben bu oturumu kapatıp tekrar açmak istediğimde videoyu kaydedemeyeceğim için video burada sona erecek. Siz bu işlemleri tekrarladıktan sonra herhangi bir şekilde herhangi bir problem yaşarsanız zaten videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.